Evet arkadaşlar, dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde muzari fiilin meçhul halini konuşmaya devam edeceğiz. Son kaç tane gördüğünüz gibi 6 tane fiilimiz kalmıştı ki bu fiiller nakıs ve lefif fiiller idi. Konuyu bir daha hatırlayalım yine. Şunu söylemiştik arkadaşlar, muzari fiil için meçhul yapılır iken muzari fiilin ilk harfi damme yapılır. Harekesi ne olursa olsun damme olur. Son harfin harekesine müdahale edilmez. Sondan bir önceki harfin harekesi fetha yapılır. Sakin harflerin harekesine de arkadaşlar herhangi bir değişiklik harekesinde yapılmaz diyoruz. Sakin olduğu üzere devam eder demiştik. Şimdi geçiyoruz kaldığımız yerden devam etmeye. Evet, daa çağırdı, davet etti demektir. Evet, yed'u çağırır, yud'a çağrılır. Yud'a yani o ikisi çağrılır. Gördüğünüz gibi yud'avne onlar çağrılırlar. Hatta şöyle de açalım işaretleyicimizi. Onlar çağrılırlar. Tud'a o bayan çağrılır. Tud'a yani o iki bayan çağrılır efendim. Yudayne o bayanlar çağrılırlar. Tuda sen çağrılırsın. Uda ben. Nuda biz çağrılırız anlamındadır. Şimdi burada zamir değerlerini görüyorsunuz. Biraz daha küçültelim. Evet, artık sonlara geldiğimiz için bakın kişi isimlerden görebilmektesiniz. Ama biz bir bütün olarak göstermeyi uygun gördük arkadaşlar. Bütün olarak da şöyle göstereceğiz. Bakınız burada var. Hemen işaretlememizi açıyoruz. Evet. Devam ediyoruz. Yuda o çağrılır. O davet edilir diyelim ama çağrılır diyelim. Yuda yani o ikisi çağrılır. Yudaune onlar çağrılırlar. Burası müzekker idi. Tuda o çağrılır. Tabi burası müennestir artık. Tuda yani o ikisi çağrılır. Efendim, yudayne onlar, o bayanlar çağrılırlar anlamındaydı. Tuda sen çağrılırsın. Tuda yani ikiniz çağrılırsınız. Tudaune siz erkekler çağrılırsınız anlamında. Tudaine sen çağrılırsın. Burası müennestir arkadaşlar. Tuda yani ikiniz çağrılırsınız. Tud'ayne sizler çağrılırsınız. Tabi burası müennes, bir daha söyleyelim. Uda ben çağrılırım. Nuda biz çağrılırız. Burası tesniyedir. Nuda bizler çağrılırız anlamındadır. Burası cemdir. Şurayı hatırlayalım arkadaşlar. Burası gaib gaibe, muhatap muhataba, muhataba. Burası da nefsi mütekellimdir diyoruz. Geçiyoruz bir diğerine. Bir diğer fiilimiz örnek olarak Rama'dır. Rama attı anlamına gelmekteydi. Yani temel anlamı yermeye atar, yurma atılır. Bakın ilgili zamirlere denk gelenler yurma yani yurmevne, turma turma yani yurmeyne, efendim turma urma nurma şeklindedir. Şimdi bunu şeyde görelim. Çekimde bir bütün olarak yine görelim arkadaşlar. Hemen işaretleyicimizi açıyoruz. Evet. Yurma atılır. Yurma yani ikisi atılır. Yurmevne onlar atılırlar. Yurma o atılır demek tabii ki. Turma o atılır. Burası müennestir. Turma yani ikisi atılır. Yurmeyne onlar o bayanlar atılırlar dedik. Turma sen atılırsın. Turma yani ikiniz atılırsınız. Turmevne sizler atılırsınız. Turmeyne sen atılırsın. Turme yani ikiniz atılırsınız. Turmeyne efendim siz bayanlar atılırsınız anlamındadır. Urma ben atılırım. Nurma biz atılırız. Nurma biz atılırız. Burası tesniyeydi. Devam ediyoruz. Diğer bir fiilimiz nesiyedir. Nesiye unuttu anlamına gelmekteydi arkadaşlar. Yensa unutur. Meçhul muzariye aktardığımızda yunsa unutulur anlamında. Yunsa yani ikisi unutulur. Yunsevne onlar unutulurlar. Tunsa o unutulur. Tunse yani ikisi unutulur.
Efendim Yunseyne onlar unutulurlar. Tunsa sen unutulursun. Unsa ben unutulurum. Nunsa biz unutuluruz anlamındadır. Yine bunu da bir bütün olarak göreceğiz. Evet, tam harekeleri de gözüksün. İşaretleyicimizi açtık ve devam ediyoruz arkadaşlar. Yunsa o unutulur. Yunsa yani ikisi unutulur. Yunsevne onlar unutulurlar. Şu buradan devam ediyoruz. Tünsa o unutulur. Da burası müennestir şu kısım. Tünse yani o ikisi unutulur. Yunseyne onlar unutulurlar. Tünsa sen unutulursun. Tünse yani ikiniz unutulursunuz. Tünsevne sizler unutulursunuz. Evet. Tünseyne sen bayan unutulursun. Tunse yani siz ikiniz unutulursunuz. Tunse yine sizler unutulursunuz. Ünsa ben unutulurum. Nunsa biz ikimiz unutuluruz. Nunsa bizler unutuluruz anlamında burayı da ifade etmiş olduk. Evet, diğer bir fiilimiz tava, katladı, dürdü, büktü anlamına gelmekteydi. Mesela elbise katlamak için tava aliyün elmelabise diyebiliriz ya da tavet aişetü elmelabise şeklinde gördük. Biz de yine katladık anlamını kullanalım arkadaşlar. Yedvi katlıyor, yudva katlanır, yudva yani ikisi katlanır anlamında efendim tudva yudvevne arkadaşlar onlar katlanırlar. Tudva o katlanır, tudve yani o ikisi katlanır, yudveyne onlar katlanırlar. Buralar bu kısım müennes idi. Tudva, tudve yani yudveyne. Biraz sonra yine göreceğiz. Tudva sen katlanırsın, udva ben katlanırım, udva bizler katlanırız anlamındadır. Şimdi çekimine bakalım. Evet, çekim şöyle. Yudva o katlanır. Yudve yani o ikisi katlanır arkadaşlar. Yudvevne onlar katlanırlar. Tudva o katlanır. Tudve yani o ikisi katlanır. Yudveyne onlar katlanırlar. Tudva sen katlanırsın. Tudve yani ikiniz katlanırsınız. Efendim tudvevne sizler katlanırsınız ya da katlanıyorsunuz da diyebiliriz. Efendim tudveyne sen katlanırsın. Tudve yani siz ikiniz katlanırsınız. Tudveyne efendim sizler katlanırsınız. Udva ben katlanırım. Nudva efendim biz ikimiz katlanırız. Nudva bizler katlanırız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar meçhul fiilde eylemi yapan belli değildir ama eylemden etkilenen bellidir. O da naibül fail olarak isimlendirilir Arapçada. Tekrar ediyoruz. Devam ediyoruz tekrardan. Diğer bir fiilimiz vakadır. Vakayı korudu, yakıyı korur, yuka korunur. Muhafaza edilir yine aynı anlama gelir. Korunur diyelim arkadaşlar bu defada. Efendim yuka yani ikisi korunur, yukavne onlar korunur. Tuğa o korunur. Tuğa yani o ikisi korunur. Tuğay ne? Onlar korunurlar, muhafaza edilirler anlamındadır. Tuğa sen muhafaza edilirsin. Uğa ben muhafaza edilirim. Nuğa bizler muhafaza ediliriz ya da bizler korunuruz ya da bizi korurlar şeklinde de ifade edebiliriz arkadaşlar. Evet, bunu da yine görüyoruz. Şöyle açtık. İşaretlememiz. Evet. Yuka o korunur. Yuka yani o ikisi korunur. Yukavne onlar korunur, muhafaza edilir. Tuga o korunur, muhafaza edilir. Tuga yani o ikisi korunur. Yukayne efendim onlar korunurlar, muhafaza edilirler.
Tuğka, sen muhafaza edilirsin ya da sen korunursun. Tuğka, yani siz ikiniz muhafaza edilirsiniz. Tuğkavne, sizler muhafaza edilirsiniz ya da sizler muhafaza ediliyorsunuz. Tuğkayne, sizler muhafaza, düzeltiyorum, sen muhafaza edilirsin. Tuğka, yani siz ikiniz muhafaza edilirsiniz. Tuğkayne, sizler muhafaza edilirsiniz. Uğa, ben muhafaza edilirim. Nuga, biz ikimiz muhafaza ediliriz. Nuga, bizler muhafaza ediliriz. Bizler korunuruz diyelim arkadaşlar. Onu da görmüş olalım. Evet, burada son fiilimiz neha yasakladı demek. Nehyetti demek. Yenha yasaklar, yunha yasaklanır anlamında idi. Bakınız, yunha, yunheyani, yunhevne. O yasaklanır, o ikisi yasakla. O nehyedilir, ikisi nehyedilir. Onlar nehyedilirler. Tunha, o nehyedilir. Tunheyani, o ikisi nehyedilir. Yunheyne, onlar nehyedilirler. Tunha, sen nehyedilirsin. Unha, ben nehyedilirim. Nunha, ben nehyedilirim anlamındadır arkadaşlar. Şimdi hemen bir bütün olarak bu fiilimizi de görelim arkadaşlar. Tekrar açalım orayı. Evet. Yunha yasaklanır. O yasaklanır. Yunhe, yani o ikisi yasaklanır. Yunhevne, onlar yasaklanır. Nehyedilir. Tünha, sen nehyedilirsin. Tünheyani. Düzeltiyorum. Tünha, o nehyedilir. Tünheyani, ikisi nehyedilir. Yünheyne, onlar nehyedilirler. Burası mühendistir. Tünha, sen nehyedilirsin. Tünheyani, siz ikiniz nehyedilirsiniz. Burası müzekkerdir malumunuz. Tünhevne, siz erkekler nehyedilirsiniz. Tünheyne, sen bayan nehyedilirsin. Tünheyani, siz iki bayan nehyedilirsiniz, nehyediliyorsunuz. Tünheyne, siz bayanlar nehyedilirsiniz. Unha, ben nehyedilirim. Nünha, biz ikimiz nehyediliriz arkadaşlar. Nünha, bizler nehyediliriz, bizler yasaklanırız anlamındadır. Ya da bize yasaklanır şeklinde de ifade edebiliriz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi muzari fiilin meçhul kullanımı bu şekilde. Bütün bablara, düzeltiyorum, aksam-ı sebaya uygun olarak her türden fiillerin burada biz çekimini yaptık. Bir sonraki dersimizde konuyla ilgili alıştırmalar yapmaya devam edeceğiz. Alıştırmalar yapacağız. Konu biraz daha pekişir kanaatindeyim. Ben hepinize başarılar diliyorum. Diğer bir dersimizde görüşmek üzere.